Değerli basın mensupları, kıymetli meslektaşlarımız, bugün gıda güvenliği noktasında gıda mühendisinin istihdamının önemi konusunda bir araya geldik. Tarım Orman Bakanlığımızın 2011 yılından itibaren yapmış olduğu düzenlemeler Avrupa uyum yasaları çerçevesinde ALO 174 attı. Riske de dayalı denetim sistemi ve cezalarda caydırıcılığın arttırılması noktasında nispi ceza uygulamasında son dönemlerde gündeme almış bulunmakta. Önemli düzenlemeler yapıldı. Önemli gelişmeler kaydedildi. Ancak problemler çözülmedi. Çünkü problemin ana temeli ve çözecek merci gıda mühendisleridir. Dolayısıyla biz de bu gündemle burada toplanmaktayız. Burada basın bildirgemizi okuyup arkadaşlarımız, meslektaşlarımız istihdam taleplerini uçan balonlarla uzaya yollayacaklar. Umarım uzaya gitmeden de ilgili merciler sözlerimizi dikkate alırlar. Biz burada toplanırken kesinlikle ve kesinlikle mesleki bir tutuculuk ve taassupçulukla toplanmıyoruz arkadaşlar. Buradaki taleplerimizi dile getirirken meslektaşlarımızın çıkarları doğrultusunda taleplerimizi dile getirmiyoruz. Burada topluma fayda ve insan sağlığını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Ve basın bildirgemizi bu minvalde ele aldık ve bu çerçevede ifade ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 faaliyet raporuna göre 31.12.2020 tarihi itibariyle gıda işletmelerinde toplam 1356.643 resmi kontrol gerçekleştirildiği, bu kontrollerde 7.137 kontrol görevlisinin görev aldığı belirtilmiş ise de bu sayının sadece 1917'si gıda mühendisidir. Tüm kontrol görevlileri içerisinde oranı da %28.26.86'dır. Söz konusu rapora kaydedilen 7.137 kontrol görevlisinin tamamı aktif olarak sahada görev yapmamaktadır. Çeşitli sebeplerle bakanlığın farklı birimlerine ya da farklı şubelere geçen personelin de bu sayıya dahil edildiği dikkate alındığında özellikle gıda mühendisi kadrosunda olan ve ünvanları gereği gıda denetim işinde çalışan meslektaşlarımızın sayıları yetersiz kaldığı da bir gerçektir. Kontrol görevlileri içerisindeki oranın düşüklüğü ve gıda denetimlerinin önemi nedeniyle gıda işletmelerinin resmi kontrollerinin özellikle gıda mühendisleri tarafından yapılması bakanlığın bir an evvel gıda mühendisi istihdamını arttırması gerekmektedir. Türk Mühendis Mimarlar Odası Birliği Gıda Mühendisleri Odası tarafından 13 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen çalıştırılması ve istihdamı zorunlu personel merkezi çalıştay sonuç bildirgesinde de belirtildiği üzere başta süt sektörü olmak üzere bitkisel yağ, yumurta, margarin, maya, alkolsüz içecek gibi sektörler gibi prosesleri gereği oldukça hassas ve risklerin yoğun olduğu işletmeler ile süt toplanma merkezleri, müstakil soğuk hava depolarında motor gücü ve personel sayısına bakılmaksızın tüm bu işletmelerde çalışması zorunlu personel olarak gıda mühendislerinin bulunması gerekmektedir. Gıda zehirlenmelerinden kaynaklı yaşanılan maddi ve manevi kayıpların milli bütçeye yükü ciddi boyutlardadır. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığımızın biyoistatistiksel gıda kaynaklı hastalıkların ve kayıpların belirtildiği biyoistatistiksel raporları yayınlanması sonucu ortaya çıkacak tablo gıda mühendisi istihdamının gerekliliğini ve önemini daha net görülecektir. Gıda mühendisleri bütçeye yük değil, bütçeye değer katacaktır bu tablo ortaya çıktığı ve değerler ortaya çıktığı zaman. Kamu ve özel sektördeki istihdamlar arttıkça kayıplar azalacak ve gıda güvenliği teminat altına alınacaktır. Odamız tarafından ilgili kurumlara sunulan küçük ve orta ölçekli gıda işletmelerinin daha güvenilir ürün üretmesini sağlamak için yetkilendirilmiş gıda danışmanlığı sistemin bir an evvel yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Çünkü gıda satış noktaları, börek noktaları, kafeler, restoranlar, büfeler, buralarda gıda satışı yapılmakta, gıda güvenliği buralarda söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla buralara gıda mühendisliğinin temas etmesi gerekmektedir.
basın bildirgesini burada sonlandırıyoruz ve aynı zamanda tekrar vurgulamak istiyoruz ki biz bu ifadeleri topluma fayda ve insan sağlığı için önem arz ettiğini belirterek kesinlikle ve kesinlikle mesleki bir tutuculukla ele almadan yazdığımızı ve dile getirdiğimizi belirtiyoruz. Bu problemlerin kaynağının çözüm merkezi gıda mühendisleridir. Sorunu çözecek olan da gıda mühendisleri. Teşekkür ediyorum. Evet, İstihdam Platformu yetkilisi arkadaşımız Sevda Hanım da burada. O da sanırım ifadelerde bulunacak. Teşekkür ederim. Bizler Gıda Mühendisi İstihdam Talep Platformu olarak bir ülkenin gelişebilmesi için gıdada, tarımda, hayvancılıkta bu çalışmalarla ilgili ARGE çalışmalarında gelişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu süreçte özellikle pandemi sürecinde gıda kontrolü, gıda hijyeni, güvenirliği ve güvencesi konularının önem arz ettiği bir süreçte bu süreçlerin en başında gıda mühendisi olması gerektiğini savunuyoruz. Az önce de belirtildiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'nda denetimden sorumlu gıda mühendisleri sayısı çok çok azdır. Bu sayının azlığı gıda alanındaki pek çok süreci de etkilemektedir. O yüzden bu süreçlerin en başında gıda mühendisleri olarak gıda mühendislerinin sayıları artırılarak gıda sektörünün yükselen bir değer olması ve diğer ülkeler arasında da hatırı sayılır bir yerde olmamız gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden daha güçlü teknik personel, uzman teknik personelin devlette ve özel sektörde daha fazla gıda mühendisiyle gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle istihdam talebinde bulunuyoruz. Daha fazla süreçlerde, daha fazla özel sektörde ve devlette yer almamız gerektiğini özellikle vurguluyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet, Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Mercan da aramızda. Kendisi bu gıda güvenliği konusunda çalışmalara ve aynı zamanda dönerle ilgili dönerin iyileştirmesi noktasındaki çalışmalarda medyadan tanıyoruz kendisini. Kendisine de söz vermek istiyoruz. Buyurun Mehmet Bey. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bizler de Uluslararası Dönerciler Federasyonu olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar sektörümüzle alakalı yapmış olduğumuz iyileştirme çalışmaları aralıksız devam ederken biz Uluslararası Dönerciler Federasyonu olarak hep şunu söyledik ve yine de bunu söylemek istiyorum. Bir gıdanın şayet izlenebilirliği ve kontrol edilebilirliği yok ise sağlığından konuşmamız, bahsetmemiz mümkün değildir. Gıda sektörü çiftlikten çatala kadarki sürecin topyekün izlenebilirliği ve kontrol edilebilirliği ancak gıda mühendisleri ve ilgili mühendisler arkadaşlarımızın sayesinde olabilir. Ülkemizde gıda alanında birçok sektörümüzün kalitesi çok düşüktü. Ancak nitelikli alanında uzman arkadaşlarımızla gıda sektörümüzün kalitesini yükseltip toplumumuza, kamu sağlığına hizmet edebilir hale getirmek bizlerin gerek STK olarak gerekse gıda mühendisleri olarak bizim vazifelerimizden en önemli meselelerinden bir tanesidir. Odamızın yapmış olduğu bu anlamda çalışmalara katılıyor ve Uluslararası Döner Federasyonu olarak desteğimizi vereceğimizi, desteklerimizin yanlarında olduğunu ifade etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi balonlarımızı uçuruyor sanırım. Şöyle birazcık. Önle mi çıkalım hep beraber? Aynen. Abi fotoğraf aldıksa kağıtları evet koparalım. Fotoğraf çekildi mi? Tamam. Geri uçuyorum. Evet. İstihdam. İstihdam. Thank you.